Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söylene bakarım, adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim, üzücü. Tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Şu an siyasette ahmak tartışması dönüyor. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na ahmak ifadesi geldi. Ne düşünüyorsunuz? Seviye iyice düşüyor yerlere. Neden böyle? Kendisi daha önce de böyle bir ifadeler, yani hakaret bu kadar değildi de. Değildi yani, alenen söylenmesi olarak. Şey ya, ben açıkçası şöyle söyleyeyim, 80'ler 90'lar çocuğuyum. 80'ler 90'lardaki o atışmaları bile özlüyorum. İşte Demirel, Ecevit olsun, Mesut Yılmazlar, Tansu Çiller'ler dönemindeki tartışmaları gerçekten çok özlüyoruz. Yani seviye kötü, hani ayrıştırıyorlar, ayrıştırmaya devam ediyorlar. Biliyorsunuz %50 ya onlardan ya bizden oluyor, ya bizden ya onlardan oluyor. Bu siyasetin kime faydası vardır? Kimseye çok faydası yok. Özellikle şu günlerde zaten bir faydası yok. Yani bu dil hoş bir dil değil. Ya seni birileri şey yapmış, oraya atamış. Senin karşındaki Türkiye, İstanbul'un oyunu almış bir belediye reisi. Sen buna ileri geri konuşamazsın. Bunun arkasında 16 milyonluk bir şehir var ya. Bize yapılan bir hakarettir evet, bu. Evet, işte İstanbul'daki milletin bedelini ödetecektir dedi. Türkiye'yi şikayet etmeye bedelini ödetecektir ya dedi. Ya o ayrıca ağzına geleni söyler. O da bir yerlerden emir almasa, bir yerler onu kaşımasa bunları söyleyemez. Arkasında bu polisi, bu teşkilatı, bu silahlı güçleri görmese bu iki çift laf edemez. Nedir ya Süleyman Soylu dediğimiz? Senin benim gibi bir insan. Yani hukukta ne yazıyorsa onu söyleyebilir. Var mı böyle bir şey? Ah mak 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 denir mi ya? Geçmişte şimdi el pençe divan durdu, AK Parti'ye etmediği küfür kalmayan birisi. Süleyman Demirel'in meşhur bir sözü vardır. Sana birileri havlıyorsa onun ipini oradan çöz, kendi kapına bağla, karşı tarafa havlar diye. Bu söz hep hatırımdadır. Bu bir hazımsızlık. Ekrem İmamoğlu yani o kibirli insanlara iyi bir ders verdi bana göre. Kullandığı dil, ifade çok hoş. Seviliyor. Ne yapsak da biz bunu işte şey yapabiliriz, düşürebilir miyiz? İtibarını sarsabilir miyiz? Böyle amacı, böyle bir amacı mı gidiyorlar? Ya geçmişte neler söyledi ya bu seçimlerde? Evet. Bu İçişleri Bakanı'nın işi değildi. Ekrem İmamoğlu bu İstanbul Belediye Reisliğini kazanırken Türkiye Cumhuriyeti karşısındaydı. Devlet karşısındaydı, iktidar karşısındaydı, polis karşısındaydı, asker karşısındaydı. Bütün Türkiye'nin, bütün Türkiye'yi karşısına alarak kazandı. Bunu düşman ilan ettiler. Neredeyse PKK ile. Evet, 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 evet. Bütün ders verdi Ekrem İmamoğlu'ya. Siyasette bir ders verdi. Bunu üniversitede okutulması lazım. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı o konuşma Türkiye için ve etik değildir. Neden? Neden diyelim? Ahmak demek doğru mu? Ahmak doğru bir kelime değil ama. Hep böyle bir tutumda yaklaşıyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ona yorum yapamayacağım. Ahmak tartışması dönüyor şu anda Ekrem İmamoğlu'na yönelik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan. Ya geç o adamı. Bir fikrini ya alalım abi. Ne fikri? Adam mıyım şey? Bana Soylu'yu ne anlatıyorsun? Ne oğlum düşünüyorsunuz ben, abi? Ben onun da kökünü bilirim, sülalesini tanırım, babasını tanırım. Ne abi? Tanırım da ondan. Kızma bana, kızma. Ne soruyor ya, ben de cevap veriyorum. Bana kızma. Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti. Yanlış yapıyor. Bunu soruyor. Kendi ya kitabın götüre sığınmış. Geçen akşam gazeteciler soruyor ona. Bop, cevap yok. Niye? Madem adamsın vereceksin cevabını. Bana sor hala. Delikanlı gibi sor, ben sana delikanlı anlatayım. Delikanlı gibi soruyoruz abi. Sonra şunu soruyoruz. Bana ahmak mahmak. Özellikle yani yeni kim yılda gelen. O kim ulan, o yalama, ona ahmak diyecek. He? Kim o lan, kim o? Bana onu anlat. Oğlum ben Gazi Osman Paşa'da ilçe başkanlığını bilirim, milletvekili adaylığını bilirim, bilmem babasını tanırım, sülalesini tanırım ben onu ya. Sen ne yapıyorsun? Fatih'te oturuyorsun, Vatan Caddesi'nde. Tamam. İğneden ipliğe kadar alayına zam var, devlette para kalmamış, kravat devlet kardeşim. Her yere saldırıyor. Bunu anlamıyor musun kimden sen? Kimden alıyor abi? Herkesten alıyor. Ne demek kimden alıyor? Ya bu ne demek kimden alıyor ya? Dünyada itibarımız kalmadı be. Ne konuşuyorsun? Yok mu itibar? Ne var? Alıyor gidiyor. Dünya lideri değil mi Erdoğan? Ya ne lider? Diyor ya. Kim diyor? Nereden be? Dümenden lider ya. Sen ne konuşuyorsun? Trump ona bir mektup yazdı, götünü başını oynattı be. Ne konuşuyorsun bana? Ne anlatıyorsun bana? Anladım abi, bana kızıyor ya. Yok.
Bana öyle sarmaya dolmaya getiremezsin. Dayak yiyeceğim şimdi. Ya yersin tabii. Kafamı bozma beni. Yok ben gayet sana ya, bak objektif şeyler soruyorum. O mektubu da sorduk biz. Ben bu ülkeye 40 sene vergi elektrik verdim. Zammını da sorduk. Doğalgazı da hepsine sorduk. Hepsine sokuyor. Bitmiş. Yok yok yok. Para kalmamış Ankara'da. Türkiye'de iki tane insan var. E peki abi bir para kalmamış diyorsun da saray yaptırdı diyor. Ne saray yaptı? 71 metrekareye. He? Şeyde, ne saray yaptı? Ağlat bana içisinde. Anlatsana sen o 17 senedir iktidarda bir tane fabrika yaptığını göstersene şu Türkiye'de. Bana onu söyle onu. 27 bin kişi var boşta gezen üniversite talebesi. He? Bunların hepsinin anası babası var. Ben baştan başlayayım konuya. Sen burada bir belediye başkanı seçiyorsun. Tabii. Oy verdik vermedik. Gidiyor Fransa'ya. Değil mi? Ya da Avrupa Parlamentosu. Ne diyor? Evimde hissediyorum diyor. Burada yapılan, çok güzel bir örnek vereyim ben sana. Almanya'da bir şehrin belediye başkanı DAEŞ birine yardım etse Alman hükümeti ona göre burada tutar mı? Tutmaz. Buradaki hükümet de buradaki kayyum atadan belediye başkanı PKK denen lanet terör örgütüne destek olduğu için görevden alıyor. Sen gidiyorsun bunu orada şikayet ediyorsun. Bir de çıkıp sana ahmak diyorsa haklı mı? Haklı. Doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade. Ifadesi. Kesinlikle. Ekrem İmamoğlu şu anda güzel bir başkanımız. Oy da verdik. İmamoğlu'yu kaydırmaya çalışıyorlar. Hani adam başkanımız bir şey yapsın hemen her şeye engel oluyorlar. Avrupa'da bir şey konuşsun engel oluyorlar. Her zaman önüne bir zarf atıyorlar. Ya sen kendine bak ya. Yakışıyor mu? Mesela adama ikinci seçimi yaptırdınız, ikinci seçimi kazandı. Ben bilen İmamoğlu'nu... Kendisi ikinci seçimden sonra da böyle bir tehdit içerikli ifadeler kullanmıştı Ekrem İmamoğlu'na yönelik. Şu anda Türkiye istesin istemesin İmamoğlu'yla gidecek ama İmamoğlu'nun önüne çok kesiyorlar. Çok. Neden kesiyorlar? Abi yediremiyorlar. Yani bu 5 sene içinde İmamoğlu'nun önünü çok kesecekler. Bu onu gösteriyor ama buradan zaten İmamoğlu'na da sesleniyorum. Değerli başkanımızı çok seviyoruz. Her zaman da yanındayız. Oy da verdim. Oy da verdim. Gurur da duyuyorum. Memnun musunuz şu anki yaptıklarından? Ya ben şimdi nasıl memnunum? Abi ben Atatürk'ü çok severim. Olabilir. Atatürk hassasıyım. İnsan ne kadar namaz kılarsa kılsın. Ben şaşırıyorum insanlara. İnsanlar namaz kılıyor neymiş? Atatürk'ü sevmiyorum diye içki içiyor. Ulan bugün AK Parti'nin %70'i içki içiyor. Bunlara ağzınızı açmıyorsunuz. Yanlış konuşma. Neden? Ekrem İmamoğlu geleceğin Cumhurbaşkanı. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Ben Ekrem İmamoğlu da bu eleştiriye yönelik özellikle... Ekrem İmamoğlu'nun üzerine zaten çok gittiler. Neden gittiler peki? Neden gittiler? Başa gelmesin diye. Anladın mı? Ekrem İmamoğlu halkın getirdiği bir yeni liderdir. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine haksız olarak çok gittiler. En sonunda zaten halk onların dersini verdi o kişilerin. Öyle olmaz, böyle olur dedi. Sonra, hala boylarını ölçünü almadılar. Yani. 31 Mart seçimlerinden sonra da böyle bir ifadeler, böyle bir eleştiride bulunmuştu Ekrem İmamoğlu'na. Bu tarz çıkışları vardı. Ayrıca Haziran seçimlerinden sonra da böyle bir çıkış Ekrem oldu. Ekrem İmamoğlu'ndan halkın beklediği çok umudumuz var. Yani Süleyman Soylu eğer böyle bir şey söylediyse kendisini kınıyorum. Yani halkın seçtiği bir belediye başkanına bu şekilde hitap etmemeli, söylememeli. Kendisi sonuçta atanan bir bakandır. Halk seçmedi onu. Düşüncelerim bunlardır. Ayıp etmiş kendisi. Bence özür dilemeli Ekrem İmamoğlu'ndan. PKK'nın dağdan direkt bunları destekledi. Açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu için. Ben sizi destekliyorum. PKK'nın Ekrem İmamoğlu'ndan ne beklentisi olabilir? Terörist başı Abdullah Öcalan değil mi o zaman? Yani o dağdakiler, o kadınlar, onların isimleri belli. Onlar Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Ekrem İmamoğlu'ndan ne gibi bir beklentiler olabilir? Hizmet mi edecekti onlara? Ne olabilir Bitti ki mi? Yani? Hizmet mi ediyor Yo, Ekrem İmamoğlu? Tamamen siyasi. Biz sizi siz bizi Neden üzerimize gelirseniz peki? Biz de sizi İstanbul'da kaybettiririz, Ankara'da kaybettiririz dendi. Bunu da gerçekleştirdiler. Bu sebeple mi yaptı? Yani bu yoksa Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu, PKK'yla ne alakası olabilir? CHP'nin bile yok. Sözde hani ben Trabzonlu adam. Ben de Trabzonluyum. Anladım. Ben de Trabzonluyum. Ekrem İmamoğlu siyaset işte bunları gerektiriyor yani. Süleyman Soylu bize yabancı değil. Bize derken ben Hasköylüyüm. O da buralı sayılır. Yabancımız değildir. Ama kullandığı dil uygun bir dil değildir. Ahmak yani rakibine olabilir, güçlü olur, zayıf rakibi olur. Rakibi değil, kendisi atanmış bir bakan. Şimdi ben hayatım boyunca
seçilmişlerin atanmışların önünde olmasını isterdim. Tartışması var Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen eleştiri. Ona kimse hiçbir şey söyleyemez. Bu İstanbul'un gururudur o. Süleyman Soylu'nun bu açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanlış. Ahmak yanlış, ifadesi. Yanlış. Böyle birine böyle bir şey söylenmemesi gerekir. Avrupa devletleri bunun kayyum sisteminin doğru olmadığını zaten biliyorlar ve haberdarlar yani Türkiye'de her tarafa kayyum sisteminin atandığını. Kendisi buna yönelik yani olumlu veya olumsuz fikirlerini dile getirmiş olması bunun şikayet anlamına gelmiyor. Ki öyle olsa bile bunun hukuksal yönleri vardır. Yani varsa bir şey yapılır ama ahmak demek siyasi bir karaktere yakışmaz. Yani etik bulmadım açıkçası.